Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün nefis bir tavuk yemeği tarifim var. Çıtır çıtır tavuklar yapacağız. Bol soslu. Gerçekten çok güzel oluyor. Dışı çıtır çıtır, içi sulu. Tavuk göğsü kullanıyorum. En başta söyleyeyim, hiç kuru olmuyor. Bu tarif bence tavuk göğsüyle çok güzel oluyor. Ben toplam 4 parça kullandım. 1 kiloya yakın. Oldukça büyük bir ölçü. Ben ölçüleri açıklama kısmına ekleyeceğim ama daha az miktarda tabii ki yapabilirsiniz. Ona göre de sosun malzemelerini azaltabilirsiniz. Tavuk göğsünü uzun uzun parçalara ayıralım. Tabii tam şekli eşit olmadığı için bazı yerler daha kalın oluyor, bazı yerler daha ince oluyor. Ben genelde bu tarifi yaptığım zaman dolapta soslu da 2 gün boyunca durabilir. 2 gün üst üste genelde pişiriyorum. Bu sefer normalden de daha fazla miktarda yaptım. Şimdi tavukları kestikten sonra bir şişe maden suyunun üzerine döktüm. Sade maden suyu. Bu şekilde 1-2 saat bekletebilirsiniz. Ben önceden hep sodanın içinde bekletiyordum ama bazen soda yapmadan direkt sosla da bu tarifi yapabilirsiniz. İki türlü de olur. Şimdi ben sosunu yapıyorum. Sosu için 2 diş sarımsak, 1 tane yumurta, süt, un ve bol miktarda baharat ekleyeceğiz. Baharatlar, tatlı kırmızı biber ekliyorum. Güzel bir renk katıyor. Bol miktarda koyuyorum. Köri bence bu tarifin olmazsa olmazı. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz ama gerçekten tavuklu tariflere çok yakışıyor. Yarım çay kaşığı kadar kimyon koydum ve karabiber koydum. Bunları güzelce karıştıralım. Eğer sosunuz çok akışkan bir kıvamda olursa un eklemeye devam edin. Çok katı olursa da biraz yine süt ekleyebilirsiniz. Tavuklarda sosun kalması gerekiyor. En son bir bulama işlemi yapacağız. Bu arada tuzunu da ekliyorum. Tavuklara tuz eklemediğim için sosa fazla miktarda, yani tarife yetecek kadar tuzu ekledim. Bakın kıvamı da böyle oluyor. Daha akışkan olursa dediğim gibi sos tavukların üzerinde kalmaz. O yüzden böyle biraz yoğun kıvamda yapalım. Tavukların üzerine döküp, bu arada sodalı suyu süzdürdüm. Onu tarifte kullanmıyorum. Sadece bekletirken tavuklar sodanın içinde kaldı. Tavukları süzdürdükten sonra hazırladığım sosu üzerine döküp güzelce her yerine gelecek şekilde karıştırıyorum. Zamanınız varsa, dolapta beklerse çok iyi olur. Hatta bir gün önceden yapıp üzerini kapatıp sosun içinde bekleyebilir. Ama ben bazen direkt sosla karıştırıp hiç bekletmeden de yapıyorum. Mısır gevreği kullanıyoruz, sade olanlardan. Mısır gevreği kullanmak istemezseniz galeta ununu bulayabilirsiniz. Ama bu mısır gevreğiyle gerçekten çok güzel oluyor. Evde neredeyse mısır gevreğini tek kullandığımız şey bu tavuk tarifi diyebilirim. Onları küçük küçük parçalara ayıralım. Tam un gibi olmasın. İsterseniz rondoya da atabilirsiniz veya bir poşetin içine koyup güzelce ezebilirsiniz. Daha sonra sosla bekleyen tavukları içine atıyorum. Hiç boşluk kalmayacak şekilde tavukların her yerini mısır gevreğiyle kaplıyorum. Ben bu yemeği yaptığım zaman yanına bol sebze ve makarna çok güzel oluyor. Genelde de herkesin aslında sevdiği bir tarif. Dışarıda meşhur tavuk restoranları var. KFC'nin çıtır tavuğuna çok benziyor ama inanın bu çok lezzetli. Daha önce hiç evde denemediyseniz, yapmadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Ben Instagram'da story'de ara ara çekiyorum ve tarifi paylaştığımda çok fazla denenen, sevilen tariflerden. Ben bütün değil aslında, tavukların yarısını mısır gevreğine buladım. Daha sonra kızgın yağda pişireceğim. Yağ da çok lezzetli oluyor. Fırında yapmak isterseniz sosun içine yağ ekleyebilirsiniz. En az bir yarım çay bardağı kadar yağ ekleyebilirsiniz ve fırında pişirebilirsiniz. Ama böyle bence yağda çok çok lezzetli. Tercihen ikisini de yapabilirsiniz. Ben daha önce fırında yaptım. Öyle de güzel oluyor ama sanırım alışkanlık böyle daha çok güzel tarif ediyorum.
ateşi çıtır çıtır, içi sulu. Kuş koydukları için pişme süreleri çok fazla değil, mutlaka düzgün yağda kızartalım. Yanına soslar hazırlayabilirsiniz, ketçap, mayonez. Ben en son biraz ketçap buladım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Yorumlarınızı bekliyorum. Yapanlardan yorum bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı da unutmayın. Sizlere yemek için umarım güzel bir fikir olmuştur. Biraz sıcak olduğu için zor dokundum. Çok güzel bir tarif. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.